Göktekin'e sağlıklı yaşama hoş geldiniz. Bitkilerin gücüyle Herbalist İbrahim Göktekin ile beraber olacağız. Hocam hoş Hoş geldiniz. bulduk. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Evet. Yine bağırsaklarla ilgili fakat bu sefer kabızlık ağırlıklı değil de şişkinlik, gaz gibi bağırsak rahatsızlarından başlayacağız. Ve göz rahatsızları, kısırlık vesaire diğer konulara vakit buldukça yavaş yavaş değineceğiz. O zaman ilk önce bağırsak rahatsızlıklarından bahsediyoruz. Evet. Bağırsak rahatsızları günümüzde binlerce yani insanların hemen hemen hepsinde az veya çok var bağırsak rahatsızları. Neden? Çünkü insanlar artık doğal beslenmiyor. Sağlıklı bir beslenme yok. Sabah kahvaltısında reçeldi, tatlı şeyler yeniyor. Tatlı yoktu bundan 100 yıl öncesine kadar. Sofrada tatlı diye bir şey yoktu. Çorba vardı. Çorbanın yerine siyah çay geldi. Siyah çay 2 dakikadan fazla demlenirse bağırsakları kurutur. Çünkü tanin denen bir madde 3 dakikadan fazla demlenen çaya tanin denen bir maddeye geçer. Bu da bağırsakları yağlı boya gibi boyar ve kurutur. Besinlerden vitamin mineral emilimini engeller. Dünyanın hiçbir ülkesinde çay 2 dakikadan fazla demlenmez. Ben Almanya'ya gittiğimde bakıyordum Almanlara. Çayı böyle sallıyorlar. 2 dakika demliyorlar. Dün böyle çay mı içilir ya? Dediler ki nasıl içilir? Demleyeceksiniz. Ay yok dediler o zehir içilmez. Neden? Ya çayda böyle bir şey yok dediler. Nereden çıkardınız siz? Bizim kültürümüzde böyle dedim. Araştırdım. Bakmış olduğum araştırmada bizim yanlış yaptığımızı, onların doğru yaptığını öğrendik. 2 dakikadan fazla demlenen çay bağırsakları kurutur. Bağırsaklar kurursa ne olur? Besinlerden vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. Frankfurt'ta bir beyefendi okey masasından kalkamıyor. Sürekli kağıt oynamaktan çay içiyor. Okeyde devam ediyor, çay içiyor. Yemek bile ve yemeğe vakti yok. Ne kadar oyuna dalmışsa günlerce, aylarca. Sonra da rahatsız oluyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Doktora bakıyor. Karnını asabi açıyor. Diyor ki ne kadar çay içtiyse bağırsakları çürümüş. İğne atacak. Yani dikiş yapacak yer yok. Ameliyat Peki edecek. hocam sallama çayları öneriyor musunuz? Tabii Genelde 2 iki dakikadan dakikadan fazla demlenirse zarar veriyor. demlenmiyor. Şimdi bağırsak rahatsızları, yanlış beslenme. Biz Türk milleti olarak kendi kültürüne, kendi değerlerine hızla yabancılaşan bir milletiz. Binlerce yıl içerisinde oluşan beslenme tarzımızı bıraktık. Avrupa, Amerika tarzı, abur cubur, fast food tarzı besleniyoruz. Fast food tarzı beslenmede vitamin, mineral, enzim bağırsaklar absorbe edemiyor, ememiyor. Çünkü fast food tarzı hamburger, cheeseburger vesaire de besleyici madde yok. Bir, günümüzde abur cubur olarak tanımladığımız cips, jelibon, kek, gofret vesairenin içerisinde Çin tuzu dediğimiz monosodyum glutamat var. Bu insanı yavaş yavaş zehirliyor. Beyindeki hücreleri zehirler. Kişide Alzheimer, Parkinson, Huntington gibi hastalıkları tetikler. N5'e dediğimiz mısır şurubundan elde edilen şeker var. Hocam Bu bunun için da bu kadar tatlı değil mi bunlar? Parkinson. Tatlı geliyor yani yemek insanları Evet, daha çok hoş, çok hoşuna cezbediyor. gidiyor ama acısı, ağrısı, sızısı, verdiği rahatsızlık tatlı tatlı yemenin sonra bir de büyük büyük felaketler doğuruyor. Şimdi şu gördüğünüz bitki keten tohumu. Ne işe yarıyor hocam o? Ne işe yarıyor? Atalarımız bunu 7000 yıldır kullanmışlar. Ta Sümerlerden beri. 7000 yıldır. Bu keten tohumu böyle yiyebilirsiniz. Veyahut da en iyisi bir çorba kaşığı keten tohumu bir miktar yoğurtla karıştırıp yerseniz keten tohumu kendi çapından, büyüklüğünden, hacminin 27 kat daha çok sıvıyı emer. Bağırsaklardaki peristalik hareketleri sağlar. Bağırsakları temizler. Bağırsakları arıtır. Kabızlığı yani pekliği önler. Bağırsakları çalıştırır. Asidi gazı emer. Keten tohumunun bu ketenin çiçeği. Bu da tohumu. Bu Hocam içinde bulunuyor herhalde. tohum. Efendim? Tadına bakabilir miyim? Buyurun bakın. Keten tohumundan eskiden atalarımız
bezir yağı denen bir yağ elde ederlerdi. Sabah kalktığında rahmetli annem bu yağla ilgili yağdan, bezir yağıyla çeşit çeşit hamurlu yiyecekler hazırlardı. Çok güzel, çok leziz tadı olurdu. O lezzeti hiçbir şeyde bulamıyoruz. Bezir yağından elde edilen hamurlu yiyecekler, lokmalar vesaire hiçbir şeyde bulamazsınız. O tat, o lezzet yok. Bezir yağının birleşimindeki doymamış yağ asitleri balık yağından daha kaliteli, zeytinyağından kaliteli. Dünyada en kaliteli yağ, bezir yağı, doymamış yağ asitleri bakımından balık yağından daha kaliteli. Ve Avrupa'da, Amerika'da artık bu bezir yağı trend oldu. Herkes bezir yağı kullanıyor. Hocam bir telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun Ali Bey, Niğde'den. İyi akşamlar. Buyurun Ali Bey, dinliyoruz. Hocama sorum olacaktı da. Tabii hocamız dinliyor, buyurun. Hocam. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Alo. Buyurun, dinliyoruz. Geliyor mu sesim? Geliyor. Televizyonunuzun sesini biraz kısarsanız bizi net duyacaksınız. Televizyonun sesini kısmam ama sesinizi çok zor alıyorum ben. Öyle mi? Buyurun, dinliyorum. Hocam benim ara sıra boynum tutuluyor. Neden olabilir acaba? Boynu tutulmasının sebebi muhtemelen yumuşak doku romatizması. Kaslarda asit var. Ürik asit. Bu nedenle buradaki asidi, vücuttaki asidi atamıyor. Yanlış beslenme. Abur cubur yeme. Aşırı peynir yediği zaman kişi peyniri... Yani bu yanlış beslenmeden mi oluyor? Yanlış beslenme, evet. İksir aloe vera jel. Isırgandan elde edilen çok özel bir formül geliştirdik. Isırgan vücuttaki asidi atar. Isırgan otunun ekstraktı. Harpago, bu Güney Afrika'da yetişen bir bitki. Harpago kökü ekstraktı. At kuyruğu otu ekstraktı vesaire. 19 çeşit bitki ekstrakt içerir. Bu vücuttaki asidi atar. Ne kadar artık kullanması gerekir Ali Bey'in? Çok ağır olmayan vakalarda 1,5-2 ay yeterli. 1,5-2 ay. Kullandığı zaman, asidi attığı zaman vücudu rahatlar. Hocam. Evet, buyurun. Bir soru daha soracaktım ama mümkünse. Tabii, buyurun. Hocam duyuyor musunuz beni? Dinliyorum. Mesela ben burumu karıştırdığım zaman, yani nasıl söylesem ben size, yani burumdan, yani burumun içi tamamen yara, yani burumun içinde pislik çıktığı zaman ala karnı pislik çıkıyor. Bunun sebebi nedir? Kulak burun boğazı deyinceyiz. Yani bu bizi izleyin, hocamız sorularınıza cevap verecek. Şöyle, burunda problem varsa bağırsakta problem var. Burunda kişinin burunun içerisinde, bazı insanların burnu kurur. Burunun içerisinde vazelin sürse bile iyi gelmez. Tuzlu su, Himalaya tuzu, tuzlu suyla çekse dahi iyi gelmez. Hiçbir şey fayda etmez. Bağırsaklarında problem olanın burnunda kuruma olur, kurukluk olur. Sürekli rahatsız eder kişiyi. Bağırsaklarında çok yoğun problem olduğuna işarettir. Bütün organların diğer organla bağlantılı haldedir. Mesela dil. Dile baktığınız zaman dil iç organların aynası gibidir. Dün bahsetmiştim. Evet. Mesela midede, karaciğerde, pankreaste, bağırsaklarda problem varsa dilden anlaşılır. Dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var, sarımsı bir tabaka varsa çok mantar, kırmızı, kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar, hiçbir tabaka yok da kızarmışsa aşırı mantar var demektir. Bağırsakta mantar olanda alerjik hastalıklar, deri hastalıkları olur, boğaz, burun kuruması olur, göz kızarması olur, alerjik rinit olabilir. Doktor teşhis koyduktan sonra bizimle görüşürseniz, doktorunuz teşhis koyduktan sonra, gerçi bu durumda teşhis konamaz çünkü bağırsaklardan kaynaklanıyor. Günümüzde yanlış beslenme, alkol kullanma, sigara içme, abur cubur yeme gibi problemler bağırsak florasını yok ediyor. Bağırsaklarda normal olarak 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bu bakterinin %99'u faydalı. Arı gibi. Arı nasıl bal yapıyor? Arı kendisi için bal yapıyor. Fakat bunu biz ne yapıyoruz? İnsanlar değerlendiriyor. Arı nasıl bal yapıyor? Faydalı bakteriler de vitamin üretiyor. Çok kompleks vitaminler üretiyor. Biz antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaçlar kullanarak
veyahut da aşırı tatlı yiyerek veya abur cubur yiyerek faydalı bakteri yok ediyoruz. Zararlı bakteri ve mantarları azdırıyoruz. Evet, bunun için ne yapılabilir? Kortisep. Nereye koyduk? Kortisep. Ta altta. Çin tırtırı denen bir tırtır mantardan elde edilir. İnşallah düşürmeden çıkarabiliriz. Evet, düştü, düşüyor. Tamam, şöyle bir şey koyalım. Tamam, dursun, dursun. Çin tırtırı, bu bir mantar türü. Yani tırtıra benzediği için Çin tırtırı denir. Tırtır mantarı. Himalaya'nın 3500-4000 metre yukarısında yetişir, yaşar. Bu bir çeşit mantar. Tırtıra benzediğinden tırtır mantarı denir. Himalaya mantarı denir, Çin tırtırı denir. Veya Uygur, İstanbul'da yetiştiği için Uygur mantarı da denir. Çeşit isimle. Hocam, yöre bu bitkilerin ne kadar değişik isimleri var? Evet, tırtıra benzediği için. Bu tırtır mantarının özelliği çok farklı. Bir, soğuk bölgede yaşayabilir. İki, oksijenin az olduğu bölgede yaşıyor. Yani 3500-4000 metre yukarıda dağların eteğinde yaşayabilmek için orada oksijen çok az. Ona uygun bir yapıya sahip olması gerekir, dayanıklı. Oksijensiz ortamda yaşıyor, soğuk ortamda yaşıyor ve vitamin, mineral, enzim bakımından verimsiz bir toprakta yaşıyor. Bu ne demek? Bundan elde edilen birleşiminde özelliği budur. Kullandığı zaman ekstrak oksijensiz ortama oksijen akışını sağlar. Soğuk olan bölgeye kan akışını artırır. Bununla ilgili biz işte çok önemli bir çalışma yaptık. Kortisep diye Çin tırtır mantarından çok özel bir formül geliştirdik. Bu bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu temizler, arıtır. Dünyada mantara karşı 5-6 çeşit bitki vardır etkili olan. Aloe vera, Çin tırtırı, laden gülü, sinirli ot vesaire. İşte biz 19 bitki ekstraktından oluşan kortisep formülü geliştirdik. Bu antibakteriyel, antiviral, yani bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliğe sahiptir. Konunun biraz dışına çıktık. Bağışıklık sisteminde konuşmuştuk zaten hocam. Göz kuruluğu, göz kanlanması neden oluşur bunlar? Evet, göz rahatsızlıkları tabii ki birçok sebebi vardır. Bir insanın hem gözün içerisinde göz merceğini besleyen göz sıvısı, gözün içerisinde sürekli akan bir göz suyu var. Bir de gözyaşı var. Gözyaşı gözümüzü tozdan ve zararlı şeylerden korur. Gözyaşı. Arabanın nasıl ki silgeci, yani arabanın camını silmek için silgeç gerekir. Göz kirpikleri de silgeç gibi. Arabanın camını silen suya da gözyaşı gibi benzetirsek gözümüzü sürekli temizler, siler. Orada çok hafif bir şerit gibi sürekli bir su gözyaşı var. Bir de gözün içerisinde günde 3,5 litre günde ortalama bir gözyaşı, göz sıvısı var akan içeride. Bunun içerisinde ne var? Glikoz. Göz merceği. Bu mercekte, göz merceğinde, lenste herhangi bir damar, sinir yok. Neyle besleniyor? Göz sıvısının içerisindeki glikozla besleniyor. Damar yok, sinir yok. Sünger gibi etrafındaki akan göz suyunun içerisindeki, sıvısının içerisindeki glikozu emiyor, onunla besleniyor. Çok enteresan bir yapıya sahip. Peki buna ne iyi geliyor hocam? Efendim? Yani bu rahatsızlığa ne iyi geliyor? İşte göz akışının, göz içerisindeki sıvının bir taraftan çıkıyor tüpüler kanaldan, diğer taraftan emiliyor. Burada göz sıvısının azalması veya çoğalması göz basıncında etki yapar. Gözün basıncını bozar, gözün şeklini bozar. Glokoma sebep olabilir. Göz kuruluğuna sebep olabilir. Kişide alerjik rinit varsa bu başka bir faktör. Polenlere karşı veya kedi, köpek, tüyüne karşı kişide alerjisi varsa alerjik rinit ortaya çıkar. Gözü sürekli kişinin kaşınır, sulanır, burnu akar. Alerjik rinitte farklı. Çeşit çeşit sebepleri vardır göz rahatsızlığının. Yaban mersini baktığımızda
Şöyle bunun meyvesi neye benziyor? Aynı göze benziyor. Ben buradan üzüme benzettim ama hocam. Evet, kuş üzümüne de benzer. Yaban mersini ilk defa çok geniş anlamda İkinci Dünya Savaşı'nda yaban mersininden elde edilen reçeller kullanmış İngiliz asıllı pilotlar, o zaman bugünkü modern anlamda uçaklarda bilgisayar donanımı olmadığı için çıplak gözle bakıyor. Almanların hedefini vurmak için İngilizler Alman pilotlarına ekstra yaban mersini reçeli yedirmişler ki hedef iyi görsün diye. Yani gözleri kişinin görmesini keskinleştirir. Almanya'da üniversitede yapılan klinik araştırmada da yaban mersinin birleşimindeki antosiyanitler görme kabiliyetini artırıyor. Görme gücünü artırıyor. Kişinin, biz bununla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Yaban mersini forte. Yaban mersini. Birleşiminde gözü güçlendirici, çok özel zeytin yaprağı, alıç, sarı kantaron, oğlotu, ginseng, ginkgo, ahududu vesaire var. Yıllar önce Almanya'da göz doktoruna gittim. Akşam karanlıkta araba sürerken ışığa baktım, etrafında bir halka görüyordum. Dedim ki göz doktoruna, acaba bu nedir? Muayene ettikten sonra dedi ki silindir. Silindir nedir? Silindir, resmin, bakmış olduğunuz cismin sarı noktaya, yani makulaya değil, makulanın hafif yanına yansıması nedeniyle ortaya çıkan bir durum ve bu 10 bin kişide bir kişide olan bir durum. Doktor dedi ki asla tedavisi yok, unut. Sen böyle yaşayacaksın. Ben hallederim dedim. Peki, siz bilirsiniz de. 6 ay ben iksir günde 4-5 defa korkumdan yarım çay bardağı içtim. Her seferinde çok içtim. Bir an önce bu rahatsızdan kurtulayım diye. 6 ay iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otu, zeytin yaprağı, kakule içir. 6 ay kullandıktan sonra tekrar doktora gittim. Göz doktoru muayene etti. Dedi ki bir hata yaptık herhalde dedi. Ne hatası dedim. Sizde silindir yok dedi. Çağırdı hemşireleri. Bir hata mı yaptık dedi beyefendinin dedi. Buraya silindir yazmıştık ama dedi. Silindir diye bir şey yok dedi. Öyle bir şey göremiyorum. Yok efendim yapmadık. Neden? Bu hastanın silindiri vardı ama silindir kaybolmuş. Nasıl kaybolmuş? Ne yaptınız dedi. Herhangi bir ilaç mı kullandınız? Yok dedim. Bana ait bir özel bir formül, Gökçek iksir, bunu kullandım. 6 aydım. Hiç anlamadım ya dedi. Tamam dedi. Kurtulduysan önemli olan kurtulman dedim. Şimdi Şükrü Bey diye bir beyefendi çocukken Bostan'da çalışırken gözüne bıçak batmış. Tabii o gözü alıp yerine takma bir göz takmışlar. O gözdeki iltihap öbür göze de zarar vermiş. Almanya'da ameliyat olmuş vesaire. Sürekli kortizon kullanıyor. 7 senedir kortizon kullanmasına rağmen sürekli kötüleşiyor. İyileşme yok. Artık çalıştığı iş yerinde büyük yazıları dahi okuyamadığı için kartonların üzerinden işten atılmış. Baktım çok üzgün, psikolojisi bozuk. Nedir? Ya hiç sorma, böyle bir problem. İşsiz kaldım. Artık iyi göremiyorum. 7 senedir kortizon kullanıyorum. Birkaç defa ameliyat oldum. Tek gözüm var, o da yarım dedi. Ben bunu dedim hallederim. Ben ona iksir, aloe vera jel ve özel bir göz çayı yaptım. İksir, aloe vera jel ve çok özel bir çay, göz çayı. Yaban mersini, göz otu, rezene, papatya, çok özel bir formül karıştırdım. Çayını yaptım. Dedim ki bu kaynattıktan, haşladıktan sonra bekliyorsunuz, soğuduktan sonra süzüp göz kadehine görüp gözünüzü yıkıyorsunuz. Fakat iksir aloe vera jel olmadan olmaz. Çünkü iksir bütün damarları açıcı özelliği. Beyefendi kullandıktan 6 hafta sonra doktoruna gittiğinde doktor, o mükemmel, siz çok güzel görmeye başladınız. İlaçlarım etki yapıyor demiş. 7 senedir sürekli kötüleşen hasta birdenbire iyileşiyor ve doktora diyor ki çok güzel, çok mükemmel. Tekrar iyi görmeye başladınız diyor. Peki hocam kist, miyom, nodül bayanlarda? Kist, miyom, nodül, yağ bezi, tümör. Bu tür rahatsızlıkların sebebi nedir? Neden oluşuyor hocam kist, miyom? Şimdi şöyle. Bağırsaklardan, hep bağırsaklarda bütün problem. Bağırsaklardan emilen vitamin,
mineral, enzim, glikoz karaciğere girer. Toksik maddeler de karaciğere girer. Mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik madde de karaciğere geliyor. Karaciğer vitamin, mineral, enzim, glikozu yavaş yavaş kana veriyor. Toksik maddeleri de arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtacak? B6, B12 vitamini ve folik asitle. B6, B12 vitamini harcıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yalanıyor. Artık bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtamıyor. Diyor ki, haydi rastgele nereye giderse gitsin. Ve kişinin bünyesinde hangi noktada zafiyet varsa oraya depolanıyor. Kiminde kist, kiminde miyom, kiminde yabesi, kiminde tümör oluşuyor. Bize bir hanımefendi geldiğinde, onun, burada raporlar var bizde, sağ yumurtalığında 11 santim kist fakat kötü huylu. Doktorlara demiş ki hemen ameliyat edeceğiz. Gerekiyor. Rahim ve yumurtalıklar alınacak demişler. Burada rapor. Kanserli yani kötü huylu bir tümör. CA-125 şifresi de şeyle. Yani her kanser hücresi, hangi organdaki kanserse onun numarası var ayrı ayrı. Biz dedik ki deneyelim bakalım. Hemen ameliyat olması gerekiyor. Bize bir vakit verin. 6 hafta kullanın. Yani tedavi ederiz demek de bu aşamada zor. Çünkü çok çok ileri bir durum yani. Bütün rahim ve yumurtalıklar alınması gerekiyor. Zaten hanımefendi bana geldiğinde ağzınızı açın dilinize bakacağım dedim. Şaşırdı. Neden dedi? Ben dedim sizin bağırsaklarınızda çok yoğun mantar olduğundan şüpheleniyorum. Allah Allah gerçekten mi? Gerçekten baktım gerçekten de dilinin üzeri bembeyaz bir tabaka. Pas gibi bir tabaka var. Evet dedi bağırsaklarımda çok problem var. Nereden anladınız? Bağırsaklardaki problem karaciğer problemine sebep olur. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi aratamazsa kist, miyom, nodül, yabezi, tümör oluşur. Kanserli hücre sayısı bize geldiğinde 5230'du. Bizim ürünleri kullandıktan 3 ay sonra tekrar doktoruna gittiğinde 76'ya düştü. 76'ya. Yani kanser rizikosu ortadan kalktı. 11 santim olan kist 5 santime düştü. Neydi oldu hocam bu? İksir aloe vera jel. Her hastalıkta iksir aloe verayı veriyor muyuz? Aloe vera bağırsakları temizler. Bağırsaktaki bakterilere ve mantarlara karşı etkili. Aloe vera ile ilgili Alman Sağlık Bakanlığı 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yapmış. Dünya çapında en büyük araştırmadır. 84 ülkenin Sağlık Bakanlığı ortak bir çalışma yapmış. Alman Sağlık Bakanlığı. 2,5 milyon. Belge var, bilgi var. İksir ise her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü eritir. Artı biz buna karşı bir de yoğurt otuyla ilgili bir çalışma yaptık. Yoğurt otu Avrupa'da 200 yıldır kansere karşı kullanılan bir bitki. Ama sadece yoğurt otu değil. Yoğurt otu biraz önce bahsetmiştim. Çin tırtırı, tırtır mantarı. Çin tırtırı veya diğer adıyla tırtır mantarı. Yoğurt otu, civan perçem otu, ısırgan otu, sarı kantarın, at kuyruğu otu, alıç, zerdeçal. Şimdi dünyanın her ülkesinde farklı farklı bitkiler kanser tedavisinde kullanılıyor. Mesela Almanya'da öksotundan lektin denen bir madde ediliyor. Kanser tedavisinde kullanılır. Meksika'da acı bademden latrin denen bir madde kanser tedavisinde kullanılır. Brezilya'da lapajo denen bir ağacın kabuğu. Yani her ülkenin kendine göre her ülkede o ülkede yetişen bitki o ülkede kanser hastalığı tedavisinde kullanılıyor. Mesela Avustralya'da papayanın sapından ama meyvesinden değil sapından kesilir. Elde edilen onun özünden kansere karşı tedavi kullanılır. Türkiye'de de yoğurt Malezya, hocam. Türkiye'ye gelmedik henüz. Malezya'dayız. Malezya, Endonezya, Tayland gibi ülkelerde kanser hastaları ve tümör, kist, miyom gibi rahatsızlarda zerdeçal kullanılır. Türkiye'de ise aynı sefa zerdeçal, eksotu, Türkiye'de hepsi içerisinde yoğurt otu. Biz onu çok özel bir formül geliştirdik işte. Bu dünyanın birçok ülkesinde kansere karşı kullanılan bitkilerin ekstraklarından elde edilen çok özel bir formül. Burada aslında iki formül. Biri kortisep, bağışıklık sistemini güçlendirir. Diğeri ise yoğurt otu
Yoğurt otu kansere karşı dünyada en etkili bitkilerden biridir. Yani birçok bitki var fakat bu en etkili. 200 yılda Avrupa'da mesela özellikle ben Almanya'da kaldığım için Almanya'yı çok iyi biliyorum. 200 yıldır doktorlar hastalarına 3 aşağı 5 yukarı benim söylediğim formülü çay şeklinde hastalarına verirler. Yani çay şeklinde kullansın. Mesela yağ beziyle de ilgili bir çok enteresan bir... Tümörden de bahsettiniz hocam, dikkatimi çekti benim. Bununla ilgili çalışmalarınız var mı? Tabii. Mesela bir bizim eski sekreter hanımın eski kocası. Eski sekreterin eski kocası. Şimdi adamcağızın beyninde yumurta büyüklüğünde tümör oluşmuş. Doktorlara demiş ki 3 ay 4 ay anca yaşar. Yapacak bir şey yok. Modern tıp bitti. Yani başınızın çaresine bakın. Yapacak bir şey yok demişler. Adamcağızın burnundan, ağzından, makadından, idrar yollarından kan geliyor. Modern tıp bitti. Bununla ilgili ne denersiniz hocam? Ne denersiniz? Deneyin demişler. Biz ona iksir, aloe vera jel tabii ki her zaman. Bağırsaklar, bütün bağışıklık, bir insanın bağışıklık sistemi %85'i bağırsaklarda. İksir, aloe vera jel artı yoğurt otu, forte, cordyceps forte, kanser çayı, enfeksiyon çayı. Hocam çok teşekkür ediyoruz bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için. Sevgili seyircilerimizin bugün de sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.